Hatay'ın İskenderun ilçesinde Dünya Gümrük Günü'nün 60. yılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Doğu Akdeniz Gümrük ve Bölge Ticaret Müdürlüğü'nde düzenlenen töreniyle kutlandı. Doğu Akdeniz Gümrük ve Bölge Ticaret Müdürlüğü binasına yapılan törene Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, İstemir Genel Müdürü Recep Özhan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Bülent Kavsak, İSİAD Başkanı Recep Atakaş, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Uğur Ateş, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, gümrük ve nakliye firma sahipleriyle gümrük çalışanları katıldı. Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Adnan Korkmaz, Cumhuriyet döneminde kurulan gümrük baş müdürlüklerinden 3 tanesinden birinin İskenderun Gümrük Baş Müdürlüğü'nün olduğunu söyledi. Korkmaz gelişen teknolojide gümrük biriminin de kendini geliştirdiğine vurgu yaparak Dünya Gümrük Birliği kutlama etkinliğine katıldıkları için davetlere teşekkür etti. Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın 3. taşra birimi İskenderun'da kurulmuştur. İlk İstanbul'da, daha sonra İzmir'de ve 3. büyük taşradaki büyük örgütlenmesi İskenderun'dadır. Dünyada 80 trilyon dolar üretim kapasitesinin olduğuna dikkati çeken Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de bugün dünyada üretimin gayri safi milli hasılaya yansıması olarak bakıldığında 80 trilyon dolara ulaştı. Bu da dünyanın her tarafından üretim olduğunu gösteriyor. Gümrük birimimizin de 2013 yılını inovasyon yılı olarak belirlemesi, kamu kurumu olarak da kendini geliştirmesi ve gelişen sektöre ayak uydurması yanı sıra bölgemizde de limanın özelleştirilmesi, hasta tünelinin ihalesi yapılmasıyla yatırımlar daha da artacaktır. Özel sektöründe kamuyla birlikte hareket etmesiyle de bu daha da ivme kazanacaktır diye konuştu. İlimizde başta İskenderun ilçemizdeki limanımızı özelleştirilmesi olmak üzere, arkasında başta konteyner taşımacılığına açılması hususu olmak üzere önümüzde çok dinamik bir süreç, çok hareketli bir gelecek bizi bekliyor. Yapılan konuşmalar ardından Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Dünya Gümrük Günü'nün 60. yılı nedeniyle hazırlanan pastayı gümrük görevlisinin oğlu ile birlikte kesti.